Onu geçtim, o iktidarın adamı diyelim. Dediğin gibi kadın örgütleri nerede? Nerede? Bizim mahalleden değil çünkü. Bizi ilgilendirmez. Bizim mahalleden olursa biz müdahale ederiz. Ya toplumun sorunu bu zaten. Herkes kendine Müslüman. Evet. Diyor başörtülü bacım. Başörtülü bacımdan nasıl terörist olur? Bu kadın ne yapmış ya? Ne yapmış olabilir? 9 sene hapis cezası alabilecek. Ne yapmış olabilir? Bunun karşılığında bu toplumun sessizliği. Bunun gibi yüzlerce örnek var biliyorsun. İnsanlar o kadar Yani mağdur, dahi de o kadar bilmeyeceğim. kötü durumda ki maalesef bu toplum diyor ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Her koyun kendi bacağından aman benden uzak dursun. Sevgili KHK TV izleyicileri, Kemal Üçer Üstadımla kardeşimle beraber yaptığımız Gündem Hukuk programının ikincisiyle beraberiz. Bizleri izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet üstadım. Merhaba komutan, nasılsınız? Çok şükür, iyi diyelim, iyi olalım. Her ne kadar iyi demekten öleceksek de diyor bir gün. Evet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, iyiyim. Biraz yaşlandım şu sıralar. Doğum günüm vardı dün. Evet, Yani doğum günüm var komutanım. Kutlarlısı. 16 Eylül'de doğum günün kutlu olsun. Teşekkür Nice ediyorum mutlu komutanım, çok sağ yıllara ol. ailenle birlikte. İnşallah, çok teşekkür İnşallah. ediyorum komutanım. Ama tabii şimdi aklıma geldi gündemde de olunca. Şimdi doğum günü kutlamak caiz mi komutanım? Valla bunu sanırım yeni Şeyhülislam'ımız Ali Erbaş'a sormak lazım. Biliyorsun artık Yani dedi ki din hayatın her alanına girmelidir. Her alanında olmalıdır. Dolayısıyla doğum evet. günü kutlayacak mıyız, kutlamayacak mıyız? Kutlayacaksak nasıl kutlayacağız? Bunu da ona sormamız lazım. Bu kapsamda bu günaydın, tünaydın demek cahiliye adetidir. Bunu dememek lazım, selamun aleyküm demek lazım diye 2010 yılında yazdığı bir Evet. kitap oldu, ortaya çıktı. Bu da basında bayağı gündem oldu. Sen ne dersin bu konuda? Sen günaydın mı diyorsun, tünaydın mı diyorsun? Demek mi lazım, dememek mi lazım? Vallahi bugün tweet attım. Günaydın aleyküm yazdım. Yani Ali Erbaş'a. Şöyle komutanım, siz az önce söylediniz, hayatın her alanına girmesi lazım diyor inanç. Tamam, girsin eyvallah, bir şey demiyoruz. Yani keşke hayatın her alana girse de insanlar yolsuzluk yapmasa, hırsızlık yapmasa, rüşvet yemese, değil mi? Yani o biraz da tabii inançla alakalı değil, insanlığın kendi karakteriyle alakalı bir durum gerçi, ama hani inanç da en azından birazcık ket vurur bu yeme isteklerine diyelim, rüşvet yeme isteklerine. Biz ne kadar Ali Erbaş'ı fazla görmek istemesek de hayatımızın her alanında kendi ilgi alanıyla ilgili konularda konuşması gerektiğini, bilgi alanıyla ilgili konularda konuşması gerektiğini düşünsek de adam daha bismillah sabah uyandık günaydın karışmaya başladı yani. Yani günaydın neymiş? Cahiliye döneminin bir adetiymiş. Yani eğer cahiliye döneminde Araplar günaydın diyorsa, yani onlar bir kere cahil değildir zaten, yabancı dil biliyor yani. Demek ki günaydın demiyorlar. Değil mi yani komutanım yani? Ya, günün aydın olsun, işte günün hayat bulsun gibi temennilerde bulunuyorlarmış. Ben de diyorum ki bu güzel bir temenni. Yani bunu kim derse desin eyvallah demek lazım. Güzel bir temenni değil mi komutanım bu? Ya cahiliye döneminde su içiliyor diye su da mı içmeyelim? Yemek yeniyor diye yemek de mi yemeyelim? Ya da cahiliye döneminde deveye biniliyor diye deveye de mi binmeseydi peygamberimiz? Ya da o dönemde cahiliye dönemiyle alakalı olarak işlenen, yapılan eylemler diyeyim. Hani bu güya cahiliye döneminden kastı şu, kafirler anlamında söylüyor yani. Kendisi kafirin yaptığı Mercedes'e biniyor. Kafirin yaptığı telefondan kafirin uygulaması Twitter'da tweet atıyor. Ya bunların hiçbirisi o ecnebilerin işi değil. Bunlar hep İslam'a uygun. Doğru mu? Ama günaydın demek Evet. İslam'a uygun değil. Düşe düşe yani, Diyanet İşleri Başkanı düştüğü yere bak yani. Çok çok yanlış. O hani o konuştukça biz de dalgamızı geçmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum yani. Maalesef 4 yıl daha duyacaksın, onu göreceksin. Çünkü bugün itibariyle Tayyip Erdoğan onu yeniden Diyanet İşleri Başkanı olarak atamış bulunuyor. Üzgünüm, Evet, sana doğru bir kötü haber diyorsunuz. veriyorum. Biliyorum biliyorum, gördüm onu da medyadan. Bu da şunu Tekrar daha ortaya başınızdan çıkarıyor çıkmış. bence. Konuşana değil, konuşturana bak. Kuklaya değil, kuklacıya bak. Bence Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a laikliği aşındırma, dini hayata entegre etme için bir görev verildi. O vazifesini yapıyor.
bu aşamadan Aslında dini sonra. demeyelim. Dini söylemleri. Yani içeriği bomboş yani aslında. Baktığımız zaman. Çünkü bunların amacı şu komutan. Bence yani benim fikrim. Her konuda Diyanet İşleri Başkanı konuşsun. Öf yeter be diyelim. Sonra da desinler ki bakın gördünüz mü bunlar işte kafirlerle Dine beraber karşı. dine karşılar. İşte seçim öncesi bazı muhalif gözüken tırnak içine söylüyorum. Muhalifmiş gibi davranan kesim de işte ezan Türkçe okunmalı. Öbürü diyecek ki ezan Türkçe bile okunmamalı gibi tabirlerle yavaş yavaş dini konulara da girecekler. Sonra zaten seçim takviminde açıklamış olurlar diye düşünüyorum. Bu şekilde sizin de dediğiniz gibi bize dine karşı bir duruş sergilediğimizi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yoksa amaçları dinin hayatın her alana girmek olsa önce bu iktidar istemez. Çünkü yani eğer hırsızlıkta el kesilecekse bunlar istemez. Doğru mu? Yani yolsuzlukta, Kemal. rüşvette ya da zulümde ayet var ya zalim idarecilerle ilgili ayet var. Diyanet İşleri Başkanlığı günaydına karışacaksa gitsin rüşvet yemeyle ilgili peygamberimle ilgili hadislerle ilgili ayet ya da Kur'an-ı Kerim'de ayet var mı ona baksın. Zalim idarecilerle ilgili, adaletten ayrılanlarla ilgili, hırsızlıkla ilgili, kul hakkı yemekle ilgili bunlarla ilgili hiç derdimiz bitmiş. Günaydın diyelim mi demeyelim mi ona kaldık yani. Yani Doğru diyorsun. buradaki ana sıkıntı şu, insanımızın çoğu da bu konuda bence yanlışa düşüyor. Müslümanlık eşittir Araplık, Araplaşma olarak anlaşılıyor. Bence bu Diyanet'in resmi din anlayışının lanse etmek istediği de İslam'dan, dinden ziyade Arap adetleri, Araplaşma. Araptan dahi Doğru. Arapçıyız. Bu konuyu ayırt etmek gerekir diye düşünüyorum. Biz günaydın, tünaydın demeye devam edeceğiz. Selam vermeye devam edeceğiz. Elbette yeri ve zamanı önemli. Bir köye bir şeye gittiğinizde oradaki insanların adetlerine, onların uygulamasına da saygı göstermek lazım. Orada da kalkıp günaydın dersek abes kalır. Yeri geldiğinde de selamu aleyküm deriz demek de gerekir. Bu ayrıma dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Zaten selamun aleyküm anladığım kadarıyla yani selam senin üzerine olsun. Yani selametli ol anlamında bir tabir. Bu İslam hukukuyla anlatacak bir şey değil ki. Bu Arapça kelimenin biz Türkçe karşılığını söylüyoruz. Yani o zaman şöyle düşünmemiz lazım. Araplar kendi dilinde bunu söylüyorsa onlara göre de o zaman İslami bir söylem olmuyor. Çünkü onlar da kendi gündelik hayatlarındaki kullandığı cümleyi kullanıyorlar. Biz de gündelik hayatta şunu söyleyebiliriz. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun. Bu da söylenebilir. Yani illaki selamun aleyküm diye kalıba sokmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Ha, tabii ki selamun aleyküm ben de diyorum o ayrı konu ama hani Allah'ın selamı senin üzerine olsun demekle de bir sakınca görmüyorum. Çünkü bu Evet, bir dua gibi bir şey bu. son söz olarak Ali Erbaş'a diyelim ki Allah'ın belası üzerine olsun. Ne diyelim? 4 yıl daha seni çekemeyeceğim Yani yani. o ama Bir an bunun önce Türkçe ben söylediği Ayvunda kabul defol git yani. olmayabilir. Hani bunun Arapçasını söyleyelim ya. Allah'ın belası üzerine olsun. Nasıl söyleniyor Arapça onu da öğrenelim. Daha makbuldür belki. Onlar öyle seviyor yani hep Araplaşmayı. Şimdi komutanım. SGK'da bir yolsuzluk ortaya çıktı. Yolsuzluk iddiası ortaya çıktı. 1 milyar liralık bir vurgun var. Gerçi çok büyük bir para değil yani baktığımız zaman başka vurgunlara. Yani 100 milyon euro gibi bir rakam yapıyor. Türkiye için küçük bir para. Biz çok büyük bir ülkeyiz malum. Ama perde arkasındaki iddiada da Süleyman Soylu'nun yeğeni ortaya çıkıyor. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Siyasetçilerimiz çok püripak, çok temizler. Hiç kul hakkı yemiyorlar. Bir kuruşa tamah ettiklerini düşünmüyorum. Ama bakıyorum siyasetçilerimizin oğulları, yeğenleri, çocukları neyse artık habire bir iddia ile ortaya çıkıyorlar. Para içinde akçeli işlerin olduğu ya da silahların, uyuşturucuların olduğu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda komutanım? Yani hırsızlık babadan oğula geçer mi? Suç babadan oğula mı geçer? Oğuldan babaya mı geçer? Kim kimi öğretir? Bu DNA ile mi, genlerle mi geçer? Sonradan mı öğrenilir? Nedir bu komutanım? Çünkü tertemiz püripak siyasetçilerimizin maalesef iddia o ki çok kirli akrabaları çocukları oluyor. Siz ne Evet, düşünüyorsunuz? bu bir iddiadır, onu söyleyelim. Oradaki olay da benim bildiğim kadarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilaçların çok fahiş fiyatta satılması. Hani Erdoğan Evet. bugünlerde çok kullanıyor ya fahiş kelimesini. Evet. Bugün de güzel bir şey gördüm. Tweet diyor ki ya hiç fahiş vergiden bahsetmiyoruz. Hiç fahiş işte cep telefonu fiyatından, fahiş araba fiyatından bahsetmiyoruz. Hep fahişi başka yere getiriyoruz. Burada da fahiş fiyatla bir satılma söz konusu. Şimdi şeye gelince hani doğrudan kendileri değil akrabaları hep ortaya çıkıyor ya. Evet. Malum bu gelenekte hülle diye bir şey var. Hülle evliliği hani bir
eşini boşarsan efendim ne o üç defa talakı selase miydi? Evet. Boşarsan tekrar evlenmek için onun birisiyle evlenmesi gerekir. Bir tane hülleci bulursun. Onunla evlenmiş gözükür. Sonra sen alırsın ya. Böylece de Allah'ı kandırmış olursun. Bunlar da insanları bu şekilde kandırdıklarını düşünüyorlar. Yani kendileri yapmıyorlar. Gerçi işte neydi o? Ticaret Bakanı işi üzerinden Evet. yaptı. Daha bilmediğimiz neler var? Bunlar da akrabalarını kullanıyor. Bu günlük hayatta da maalesef bizim toplumda var. İşte icradan, alacaklarından mal kaçırmak isteyenler, sen de bilirsin. Evet. Adamın çok bir şeyi olduğunu zannedersin. İcraya başvurusun. Haciz için gidersin. Adamın üstüne hiçbir şey yok. Hiçbir En şey yok. basit bir esnafın dahi bugün arabası babasının üzerine, efendim dükkanı annesinin üzerine, öbürü bilmem neyin üzerine gidiyorsun. Hiçbir şey yok. Diyanet İşleri Başkanı bir şey söyleyecekse önce bunlara söylesin. Alacaklıdan mal kaçırmak suçtur, efendim günahtır. Hani yine devlete fahiş fiyatla mal satmak, koltuğunu kullanmak, makamını kullanmak günahtır. Bunlardan bahsettiniz. Bu Süleyman Soylu'nun ilk icraatı değil. Hatırlayın, özellikle Türk Hava Yolları ve büyük devlet kurumlarının araçlarının sigortalarını Soylu'nun Evet. şirketinin oğluna devrettiği şirketin yaptığı da ortaya çıktı. Yani adam sana burada din, iman, vatan, milletten bahsediyor ama arka tarafta deveyi hamuduyla götürüyor. İşin özü bu. Neden? Çünkü bu İddia parti, bu. adına AK Parti dedikleri ama boğazına kadar şeye batmış olan bu parti eşittir yalan, Evet. dolan, talan. Ülkeyi, kamu kaynaklarını talan ediyor, talan. Bu da onların küçük bir örneği diye düşünüyorum. Bu milletin uyanması lazım. Artık bunların bu talanına son vermesi, bunların laflarına, sözlerine inanmaması gerekir diye düşünüyorum. Buyurun. Sosyal medyada gördüm komutanım. Hüseyin Galip Küçük Özyiğit uzun zamandır kayıptı. Kızı sosyal medyada çok mücadeleler verdi. Ve sonra bir tweet attı ve babasını görmüş. Sincan cezaevinde tutuklu. Evet, fotoğrafta görmüş olduğumuz Hüseyin Galip Küçük Özyiğit ve kızı. Şimdi Sincan cezaevinde tutuklanana kadar bir tutuklandığına dair telefon ne zaman geldi? Gözaltı ile ilgili haber ne zaman verildi ailesine? Hangi polis operasyon yaptı? Hangi savcıya sevk edildi? Hangi savcı ifadesini alıp tutuklama talebiyle örnek veriyorum hakimliğe sevk etti? Hangi hakim tutukladı ve kim cezaevine götürdü? Bu prosedür nasıl olmuş olabilir? Çünkü kayıptı kendisi. Yani polise nasıl gitmiştir en azından? Çünkü bu prosedürün başlangıcında bir polis olmak zorunda. Çünkü polis alacak adliyeye götürecek. Yani kendisi yukarıdan istese bile düşemez cezaevine biliyorsun. Yani Cezaevlerinin evet. üzerinde teröristlerle insanlar gökyüzünü göremesin diye bu 15 Temmuz'dan sonra PKK'lılara yapmadıklarını başörtülü bacım, esnaf hacı amcam gökyüzünü görmesin avluya çıktığında diye aman buradan kaçar uçarak kanatlanır falan diye. Çünkü bunlar çok iyi insanlar aslında bir doğruluk payı var. Çok iyi insanlar melek gibi insanlar bir kanatları eksik orada uçarak kanatlanıp bir an uçabilirler diye. O avlular dahi Üzerine şeylerle tele kaplı kapatıldığı komutanım. için sinelerle, tellerle oradan da düşmüş olamaz. Evet dediğin gibi bu işin bir hukuk prosedürü var. Bir yakalama olacak, gözaltı olacak, savcılık Evet. ifadesi olacak, tutuklama kararı veren bir suç ceza hakimi olacak. Ondan sonra kolluk bunu cezaevine teslim edecek. Aa cezaevindeymiş bu arkadaş. Ya 90'lara geçti ülke 90'ları. Hani 90'larda hatırlarsan insanlar kaybolurdu göz altında. Efendime söyleyeyim kaçırılırdı. Sonra bir yerde ölüsü bulunurdu. Şimdi Doğru. ölüsü bulunmuyor ama aylar yıllar sonra bir cezaevinde bulunuyor. Bunu yapan kim? Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Lafı eğirip bükmeye gerek yok. Bunu yapan devletin güvenlik güçleri. MİT'tir. Efendime söyleyeyim emniyettir. Başka hiç kimse değildir. İşin garibi bu insanlar ortaya çıktıktan sonra da konuşamıyorlar. Konuşamıyorlar. Anlatamıyorlar ne olduğunu. Evet. Bu süreçte de büyük ihtimalle aynısı olacaktır. Ne olduğunu hiçbir zaman ya da yakın zamanda öğrenemeyeceğiz. Neden? Çünkü Peki. bir çete var. Devlet yetkileri kullanan, devlet kılığında bir çete var karşımızda bu işleri yapan. Ve buna yol veren bir devlet var maalesef. Ama Bunun göstermelik de olsa bir mücadelesini vermek lazım. soruşturma açılmayacak mı? Bu adam hani kim kaçırmış bu adam? Tamam da işte gelmiyor onlar yani. İşte adam konuşmuyor, anlatmıyor bunları.
şeyler, duruşmalar gizli yapılıyor, kapalı yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Olmasa dahi insanlar anlatmıyor. Neden? Büyük ihtimalle insanlar aileleriyle ya da başka şeylerle Korkutuluyor diyor. tehdit ediliyor. Yani bir çete sizi tehdit ederse bir şekilde mücadele edersiniz. Ama bu çete Doğru. karşınızda devlet yetkisi kullanan, devlet kılığında bir çete ise yani ne yapabilirsiniz? Açıklasın, her gün adalet adalet açıklaması yapan Adalet Bakanı çıksın. Efendim bilmem ne yaptık diyen Süleyman Soylu, kolluğun başındaki adam çıksın açıklasın bunları. Tabii en başta bu Adalet Bakanlığı düşer. Çünkü kolluk bu durumda, adli kolluk Adalet Bakanlığı'nın emrinde, savcının emrinde. Dolayısıyla burada savcılığa her affedersin ota boka açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Savcılığı çıksın, açıklama yapsın bu adamın nasıl olduğunu. Ama işin garibi, kötüsü, bu süreci takip eden kimse yok. Hani nerede? İnsan Hakları Dernekleri, onlar bunlar bilmem ne, kim nerede? Kendi Nerede ailesi zaten komutanım? takip edecek. Nerede? Bu ülkede herkes kendi mahallesine Müslüman. Herkes kendi mahallesinin Değil mi? şeyinde. Bir tane Doğru. sorumlu olsaydı o, Doğru. hepsi ortaya çıkmıştı. Ya da Kürt de olsaydı farklı olurdu. Ama böyle olunca ailesi bile takip etmeyecek. Kendi de takip Yani etmeyecek. mesela Yapanın yaptığı bunlar kaçırılan savaşını takip edecek. PKK'lar tarafından kaçırılan çocukların aileleri için Süleyman Soylu Diyarbakır'a da gitti yanılmıyorsam. Abi hepsi gitti. Bütün bakanlar gitti. Dağdan inenler için tweet'te attığı mutluluğunu dile getirdi. Kaybolan o çocuğu bulduk diye. Peki Hüseyin Galip Küçük Özyiğit için neden buyurulmuyor? Ya Ya o insan değil mi? bunlar değil. Çünkü o FETÖ'cü. FETÖ'cü insan değildir, biliyorsun. Bunların FETÖ deyince anlayışına göre. komutanım, geçen gün bir meslektaşımla, çok sevdiğim bir arkadaşımla muhabbet ediyorduk. Dedi ki, bu 15 Temmuz yeni olmuştu dedi kanka dedi. Cezaevine gittim dedi. Saat 3'ten sonra dedi görüş yasağı koymuşlar dedi. Bu asker FETÖ PDY kapsamına kalan şeylerde. Cezaevine gittim dedi 15 Temmuz'dan hemen sonra. Ama dedi benim tesadüf benim müvekkil dedi PKK tutuklusu. Gittim dedi. Bir dakika avukat bey nereye gidiyorsun? Görüş yok falan dediler dedi. Ben de dedim ya benim müvekkilim PKK'dan tutuldu. Ya PKK mı öyle desene kardeşim geç o zaman dediler dedi. Yani adamda yüzündeki o yumuşamayı bir görsen dedi. Ya PKK mı tamam o zaman ya diye böyle. Yani bu FETÖ'ye kapsamında kalan dosyalardaki sanıklara neden bu kadar sert bir bakış açısı var? Ya da zalimane mi diyelim bir bakış açısı var? Yani bankasya delillere baktığın zaman hani deliller hani diller çok ağır olsa hani delil işte bankasya işte dershanesine gitmek ya da dershanesine çocuğunu göndermek ya da işte Yasal ve kimse rutin yok mu ya? faaliyetler yani. Ya kimse yok Yasal mu ve da rutin faaliyetler. bağlantısı yok muydu sanki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın? Örnek veriyorum yani orada toplantılarına katılmamış mıydı ya da kendisi hangi şu anda FETÖ dediğimiz yapıyla iltisaklı kurumda yöneticilik yapmamış mı Ali Erbaş? Yani baktığımız zaman kimi yapanlar en güzel yerde yani iltisak ve irtibatsa kimileri var sohbetine gitti diye böyle zulümlere uğruyor. Bu ayrımın sebebi ne komutanım? Hani eşitlik, bağımsızlık birazdan konuyu açacağız. Erdoğan da söylüyordu ya yargımızla ilgili. Yani bunun Vallahi sebebi ne olabilir sizce? onu ben çözemedim. Makul, mantıklı bir açıklama getiremiyorum ben bu zulme, bu anlayışa. Yani bakıyorsunuz iddianamelere, kararlara, savcılar, hakimler hiçbir şekilde suç olmayacak konuları böyle o kadar fantezi içinde cümleler yazıyorlar, hükümler kuruyorlar ki yani buna bunu yazdıran, bu düşünceye sevk eden nedir bilmiyorum. Acaba bunlar bir şey mi içip yapıyorlar, bunları yazıyorlar? Yani o konuda bir maalesef ben açıklama getiremiyorum. Çünkü dediğim gibi makul, mantıklı bir açıklama yok. Erdoğan'ı çok Senin seven var birisi mı? şöyle söylemişti. İşte onu söyleyeyim. Erdoğan'ı çok seven birisi şöyle söylemişti. Yargı böyle zulmederek de zulüm yaparak şey yapıyor. Erdoğan'ı kötü göstermeye çalışıyor. Aslında Erdoğan bunların haberi yok. O gerçekten karışmıyor yargıya. Son yorum böyleydi. Ağzının ortasına küreği yapıştıraydın. Yok, büyüktü benden yapıştıramadım. Şimdi komutanım, o zaman başka bir konuya geçelim mi? Evet. Alparslan Kuytul dedi ki korkmayın dedi. Tweet atarken, Biz de tweet'i yapıyoruz. beğenirken, RT yaparken korkmayın dedi. Ama komutanım ben sizin bir tweet'i RT yaptım. Geçen sene gözaltına alındım ben. Yani siz o tweet'ten soruşturma geçirmemiştiniz. Hala da o tweet'le ilgili bir soruşturmanız yok ama Mehmet Alkan'ın bu tweet'ini retweet yaptım diye bana sordular komutanım. Bu Kara Parti ile alakalı bir tweet'ti böyle cümlenizde. Yani Şimdi insanlar tabii korkmakta
İşte bu şekilde ritüelleri de bile ara ara gözaltına alarak insanları korkutmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi şurada bir ayrım yapalım. İnsanlara hakaret etmek nasıl ben kendime hakaret edilmesini Evet. istemiyorsam başkasına da hakaret etmemeliyiz. Hani bazen Doğru. etmek farz oluyor. Bazılarına Estağfurullah. hakaret etmek farz oluyor da edersek de karşılığını görürüz. Bizim burada kastımız cesaretli olun derken kardeşim suç işleyin, efendime söyleyeyim hakaret edin, bilmem ne yapın değil. Hakkınızı arayın. Hakkınızın peşinden gidin. Yasal haklarınızı kullanın. Dilekçenizi Tabii yazın. ki. Yasal Yani sınırlar benim içinde kalmak yazdığım kaydıyla konuşun. evet benim yazdığım tweet bir suç unsuru içermiyorsa elbette bunu retweet yapmam bir suç değildir. Ama benim yazdığım tweet suç hakaret içeriyorsa o zaman bunu retweet yapmak yargı kararlarıyla suçtur. Çünkü sen bunu paylaşmış oluyorsun, duyurmuş oluyorsun, çoğaltmış oluyorsun. O konuda hemfikiriz. Ben tereddütteysen de ki ya burada bir suç olur mu olmaz mı bir avukata bir tanıdığına sor. Ben yazarken kılı kırk yarıyorum. Hani Evet, birçoğu çok ile fark ilgili ediyorum konuştuğunu. soruşturmada belki şey yapılmıyor ama soruşturmada geçtiriliyor ama Evet, kılı çoğu kırk tacizlik yarıyorsunuz. veya beraatla sonuçlanıyor. Mesela geçen gün beni hemen yeri geldi. Söyleyelim mesela. Heh, Malum buyurun. Jandarma Genel Komutanlığı mahkemelere bir yazı gönderiyor. Efendim, bununla ilgili sakın beraat vermeyin. Şurada şöyle bir soruşturma var, bilgi var, belge var. Sonra beraat verirseniz bu adamın yeniden yargılanması çok zor olur ha diye tayin daire başkanı Tuğgeneral Ünsal Çok Bulut iyi. imzalı yazı gönderiyor. Ben de bunu dile getirerek dedim ki Jandarma Genel Komutanlığı adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ediyor. Mahkemelere talimat ve telkinde bulunuyor dedim. Geçen polis aradı, savcılığa gittim. Bu tweet'i şikayet etmiş Jandarma Genel Komutanlığı suç duyurusu bir demiş suç uydurmak ikincisi Klasik. Türk milletini organlarını falan filan aşağılamak. Kardeşim sen anayasal bir suç işliyorsun. Ben bunun gerisinde durmam. Ünsal Bulut buradan sana söylüyorum. Bu sefer sert kayaya çarptın. Meydan boş değil. Ortalık boş değil. Jandarma Genel Komutanlığı. Mutlaka takip ediyorlardır bizleri. Siz hukukun dışına çıktınız. Anayasanın dışına çıktınız. Bir suç duyurusunda bulunacaksanız ben defalarca bulundum. Kitapta da paylaştığım, kamuoyuna da paylaştığım benim ihraç kararımdaki sahteciliği, sahte belgeyle beni ihraç ettiniz. Sahte ifadeler içeren belgeyle. Onunla ilgili yaptığım bütün suç duyurularını görmezden geldiniz. Jandarma Genel Komutanlığı. Önce ona kendi imza attığınız sahtecilik dolu belgeyle ilgili işlem yapın. Sonra bununla ilgili işlem yapın. Bunu da bu arada belirtmiş olalım. Bu işin devamını yapacağız. Jandarma Genel Komutanlığı ayağını denk alacak. Atatürk'ün dediği kanun ordusu tanımın içine geçecek. O soruyorum Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları neden mezuniyet törenlerinde, yemin törenlerinde, meydanlarda var? Bunun daha önce bir örneği var mı? Hangi cumhurbaşkanının fotoğrafı oraya asılmıştır? Ben 26 yıl görmedim bunu kardeşim diyorum. Kenan Evren'in Gazinolarda ne diye kamu var diyorum. ha, onu Bana bilmiyorum. verdiği cevap Kenan Evren'in benim bu vardı. bilgi edinme kapsamı dışında. Kapsam dışında falan değil kardeşim. Sen onu açıklayacaksın. Ben de bu işin peşine bırakmayacağım. Kısacası namuslular da en az namussuza kadar cesur olmalıdır. Buradan cesurluktan kastımız suç işlemek değildir. Hak aramaktır. Hakkını duyurmaktır. En son geçen de söyledik bu KHK'lının çocuğu üniversite kazanmış, üniversite kayıt yapmak istememiş. O diyor ki aman adımı duyurmayın. Ama böyle bir şey var. İşte bu. En basit örnek bu. Evet. Kardeşim sen duyuracaksın. Ortaya çıkacaksın. Ortalığı yıkacaksın. Bunu yaparak sen suç işlemezsin. Korkma. Bu bir suç değil. Hakkını Ben yediler. katıldığım her platformda söylüyorum komutanım zaten. Ya amaçları diyorum. Bizi korkutmaksa korkmayacağız. Korkarak onlara hizmet etmiş oluruz. Susturmaksa bizi amaçları susmayacağız o zaman. Susturursak yine onlara hizmet etmiş oluruz. Doğru değil mi? Yani onlar ne istiyorsa biz tersini yapmamız lazım yani. Korkmayacağız, susmayacağız. Biz çünkü hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz, yalan suç uydurmuyoruz, yalan söylemiyoruz. Yani biz doğruları söylüyoruz. Hak mücadelesi veriyoruz. Ama maalesef günümüzde tam tersi olanlar makbul. Hak mücadelesi verenler korkularından hiçbir şey yapamıyor. Yapanların da mücadelesi maalesef şu sıralar sekteye uğruyor. Komutanım, dolayısıyla Alparslan Kuytul'a katılıyorsunuz yani. Değil mi? Korkmayacağız. Kesinlikle, kesinlikle. Hani ben onun Peki. programı şuyu buyu partisi efendim
tarikatı ondan bahsetmiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın. Ben ya tabii ki tabii ki. Cesaretini, o cemaatin cesaretini gerçekten takdir ediyorum onun ve yakınlarının takip edenlerin. Neden beğendiğin halde beğeni tuşuna basmıyorsun? Neden RT yapmıyorsun? Senin takipçilerine de gitmesini sağlamıyorsun. Korkaksın. Takip etmen gerekeni niye takip etmiyorsun? Korkaksın. Evet. Doğru. Evet, KK'lılar da korkaktır. Evet. Hadi korkak olmayanlar yok, bana... Yok öyle demeyelim. Bu saç o zaman korkak değillerse korkmak... bana bu saçma iddianamelerini, tutanaklarını, belgelerini, kararlarını göndersinler. Korkmasınlar, isimleri paylaşmayacağım. Ama korkmak insani bir duygu. Herkesin takip adam adilliği kitabını yazdım diyor. Biz de bunun karşısına sivil soykırım kitabını koymalıyız bir an önce. Bekliyorum. Anladım. O zaman buradan da sesleniyorum. Arkadaşlar iddianamelerde, mahkemelerde yaşamış olduğunuz haksızlıklar, hukuksuzluklar varsa delilli belgeli komutanımıza gönderirseniz isim paylaşmadan komutanımız bunu kitabında yayınlayacağını söyledi. Tarafsız savcı var mı komutanım sence Türkiye'de? Çünkü Erdoğan Bayraktar dedi ki tarafsız bir savcı ifademi alacaksa divanda yargılanmaya hazırım, korkmam dedi. Dosyayı tarafsız bir savcı inceleyecekse dedi aslında. Evet, şu anda ekranda yansıdı. Evet, tarafsız bir savcı yok mu ki bu talep karşılıksız kaldı? Ya da söyleyeceklerinden mi korkuldu ki tarafsız savcı gönderilmiyor? Ya da savcılar şu anda neden suskun? Birisi herhangi bir şekilde topa girmiyor. Yani çünkü susuldukça tarafsız savcı yokmuş gibi bir anlam çıkıyor. Evet. Sence yok mu? Sen yıllardır bu adalet camiasının evet. içindesin. Bu davaların da çok yakından içindesin. Sence evet. Savcılar tarafsız değil mi? Yani sen şöyle, ne dersin? Şöyle söyleyeyim. Her siyasi görüşü farklı olan birçok savcı biliyorum. Ya da gözlemliyorum diyeyim yani biliyorum derken. Fakat hepsinin farklı gerekçelerle korktuğunu, çekindiğini, bazılarının ise gerçekten büyük bir motivasyonla hareket ettiğini gözlemledim. Mahkemeler dahil. Hepsi insan. Kimse çoğu, hatta çoğu korkarak hareket ediyor. Aslında taraflı değiller fakat taraflıymış gibi davranmak zorunda kalıyorlar. Bu benim yorum. Yani bu Erdoğan Bayraktar'ın aslında bu söylemi bizim hep söylediğimiz, hep ortaya attığımız şeyin iktidarın adamları tarafından gerçeğin dile getirilmesidir. Evet, bu ülkede evet. Bakın siyasi davalarda, normal sıradan davalardan bahsetmiyorum. Siyasi o davalarda savcıların belki de en az %90'ı tarafsız ve bağımsız değildir. Taraflıdır, bağımlıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Yazdıkları iddianamelerden, verdikleri mütalalardan. Şimdi ben ağır cezadan beraat ettim, istinaf edildi. İstinafta beraat kararım onaylandı 18 Mayıs'ta. Oradaki savcı temyiz etmiş. Temyiz gerekçesi ne biliyor musun? Şimdi diyor bu 10 yılda konuştuğu kişilerin diyor 295 hakkında FETÖ soruşturması varmış diyor. Çok fazla. Efendime söyleyeyim. Bir de hani hatırlarsan benim davama, benim ihraç kararımı iki albay gelip ifade vermişti. Ya bu evet, konuda evet. Emir verildi. Biz de ona uymak zorunda kaldık diye. Verdikleri ifade bu. Doğru. Bu savcı Ankara BAM İstinaf Savcısı MA, ileride adını da açıklarım. Hiç sakınca yok. Çünkü dediğim yerdeyim ben. Namuslularda en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır. MA diyor ki işte bu kadar çok adamla konuşması. Bir de bu tanıkların ifadesi birlikte değerlendirildiğinde. Yani resmi belgenin, ifadenin aleyhine mütalada bulunuyor. Yani sanki o adamlar benim aleyhime ifade vermiş gibi. Ben de aynen bakın az önce söylediğim konu bu. Hak arama, korkmama. Bu adam korkmuyor. Hukuksuzluk yapıyor. Gerçekleri, resmi evrakları tersine çeviriyor. Korkmuyor. Ben hiç korkmadım. Ben de o savcıyı HSK'ya şikayet ettim. Ankara BAM'a aynı şekilde dilekçemi verdim. İlk fırsatta da gidip yüzüne de aynı şeyi söyleyeceğim. Ve dedim ki dilekçemde bu adam talimatla çalışıyor bu savcı MA. Çünkü yaptığı istinafın, temyizin hiçbir makul, mantıklı açıklaması yok. Olaylar bunlar, şey bu. Bunun dedim gelmişini, geçmişini, çocuğunu, iltisakını, irtibatını bu siyasi partilerle,
sosyal çevresini, hani bizimkini araştırıyorsunuz ya, bunu da bir araştırın bakalım, kimlerle bağlantısı var, kimlerden talimat alıyor, ortaya çıkacaktır. O savcının elbette ben peşini bırakmayacağım, ben burada haklıyım. İsterse bana soruşturma da açarlar, şunu da yaparlar, bunu da yaparlar ama ben biliyorum ki, inanıyorum ki ben haklıyım. Haksız olan o ve ben ona hakkımı yedirmeyeceğim ve onun yaptığı yanına kar kalmayacak MA. Haberin olsun. Dediğimiz bu. Evet, bu ülkede savcı tarafsız, bağımsız savcı yok. Maalesef ha, ne yapılabilir? Bu savcıların yaptığı eylemlere karşı şikayet olur. Bunu kullanmak lazım. Mutlaka HSK'ya şikayet etmek lazım. Kısa vadede sorun olmayabilir, çözüm olmayabilir ama uzun vadede bu çözüm olacaktır. Tabii bir kişinin, iki kişinin bunu yapması değil, haksızlığa uğrayan herkesin bunu yapması gerekir. O ya zaman da onlar da haksızlık yaptığını düşündüğümüz verecektir. Şu an meydan hakimlerin, savcıların da cesur olması lazım. İstedikleri gibi at oynatıyorlar. Anladım komutanım. Yani aslında ama biraz da şöyle düşünmek lazım. Halk da kendini çok yalnız hissediyor komutanım. Arkasında bir muhalefet yok. Yani iktidarın zulmederken gösterdiği cesareti muhalefet mazlumları savunurken gösteremiyor. Ya korkma muhalefet, kardeşim korkma. Böyle en olunca birkaç kere hapse girersin. Yani nedir yani, ne? Ne olacak? Ucunda ölüm mü var diyor ya, ucunda ölüm yok, korkma. Biraz cesur ol. Bedel ödemeden hak alamazsın. Bedel ödemeden hak alamazsın. Mücadele etmeden hak alamazsın. Lütfen. Peki komutanım. Bu konuda biraz cesaret. Evet. Ayşe Özdoğan. Hasta. Evet. Yüzünde birçok kemikte ameliyatla alındı. Kanser hastası, ölüm döşeğinde diyebiliriz. Allah gecinden versin diyelim. Fakat hakkında kesinleşmiş de bir mahkeme kararı var. Daha önce de konuşmuştuk. Sesini kimseye duyuramıyor. Az önce söylediniz ya, şunlar nerede, bunlar nerede? Örnek veriyorum, kadın hakları savunucuları nerede? İnsan hakları savunucuları nerede? Ayşe Özdoğan tek başına bu şekilde bir mücadele veriyor. Bizler de en fazla sosyal medyadan destek verebiliyoruz. Yargı mensupları bu topa girmiyor, siyasetçiler bu topa girmiyor, iktidar bu topa hiç girmiyor, muhalefet girmiyor. Bunu konuşalım biraz. Yani mahkeme bir karar vermiş, evet, ama verilen karar adil mi değil mi? Bu zaten ileride ortaya çıkacak. Hiçbir zaman siyasi kararlar o konjonktür için adil bile gözükmemiştir ama ileride adil olmadığı her zaman ortaya çıkmıştır. Bir siyasi davada bir insanı kocası tutukluyken, çocuğu da hastayken, kendisi de hastayken bu derece zulmetmenin ve bu derece bu zulme sessiz kalmanın adaletle açılacak bir yanı var mı komutanım? Bunu işte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bir şey açıklayacaksa bir konuda buyursun, bunu açıklasın. Bu konuda bir açıklama yapsın. Evet. Bu dine uygun yani mudur? Ahlaka, hukuka, hayatımızın her alanına inanç hayatımızın her alana girecek. Bu alana da girsin. Bu kadına bu şekilde yapılması zulümdür desin. Değil mi mesela? Desin. İnancımız gereği. Örnek var mı inancı, öyle bir inancı bilmiyorum. Sormam lazım. Yok yok yok, o konulara girmez arkadaş. Onu geçtim, o iktidarın adamı diyelim. Dediğin gibi kadın örgütleri nerede? Nerede? Bizim mahalleden değil çünkü. Bizi evet, ilgilendirmez. Bizim mahalleden olursa biz müdahale ederiz. Ya toplumun sorunu bu zaten. Herkes kendine Müslüman. Doğru. Ne demiş? Bak, bir toplumu anlamak için bence atasözleri çok önemli. Hep söylüyorum bunu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ya yaşatıyorsunuz yılanı. Yaşatıyorsunuz yılanı. Bu yılan da işte onu sokuyor, bunu sokuyor. Ne zaman ki kendine gelirse o zaman aa diye irkiliyor. Yani gerçekten. Doğru. Öbürü adilliğin kitabını yazıyor. Tayyip Erdoğan buna da bir açıklama getirsin. Bunu adillik kitabını neresine koyacak? Koysun. AK Partililer neresine koyacak? Adil bir dünya mümkün dedi. Ama doğru bir söz değil mi? Ben önce daha kendi ülkemden adildim sana. Ya başörtülü bir kadından, hani kadını geçtim bir de, hani onlar için söylüyorum, ben bir ayrım yapmıyorum. Evet. Diyor, başörtülü bacım. Başörtülü bacımdan nasıl terörist olur? Bu kadın ne yapmış ya? Ne yapmış olabilir? 9 sene hapis cezası alabilecek. Ne yapmış olabilir? Ya böyle bir saçmalık yani olabilir mi? Böyle bir saçma memlekette yaşıyoruz. Ama dediğin gibi kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Evet, çıkmıyor. Varsa suçu da, cezası da verilmişse, gerçekten adil yargılanmış, ceza almışsa da, geçen de söyledik, bu kişinin evet, doğru, cezasını sağlıklı önemli bir şekilde çekmesi lazım. Aynen. Şimdi diyecekler ki ya bu konuda bir kanunu düzenleme yok. Ya kanun dediğin ne ya Türkiye'de? Bugün yazarsın, yarın mecliste eller kalkar. Doğru. Ne yaptığını bilmeden 300 kere onların değiştiren zihniyet bunu değiştirebilir ya. Yani.
5 dakikalık iş ya. 5 dakikalık iş. Yani doğru. Anayasa Mahkemesi'nin yeterli bir kararı vermez. Ne bileyim. Yani bu akla, mantığa, hukuka, vicdana sığmaz hiçbir şekilde bu kadına yapılanlar. Ve bunun karşılığında bu toplumun sessizliği. Bunun gibi yüzlerce örnek var biliyorsun. İnsanlar o kadar mağdur, o kadar kötü durumda ki. Maalesef bu toplum diyor ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Her koyun kendi bacağından. Aman benden uzak dursun. Bana yaklaşırsa o zaman diyor bakarız. İnsan olarak ele almadığımız sürece burnumuz pislik çıkmayacak komutanım. Çünkü biz insan olarak ele almıyoruz bireyi. Aynen. İnsan. Önce ona bakmak lazım. Karşındaki. Yani Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi, Yunan mı? Ya bana ne? Karşımdaki insan mı? Ben önce bir ona bakacağım. Doğru mu? İnsanca müdahale davranmam gerekiyor kendisine. Peki komutanım, daha adil bir dünya mümkün mü diyen Erdoğan'a aslında bizim de cevabımız daha adil bir dünya mümkün diyoruz aslında. İktidardan gittiği zaman en azından başlamak üzere doğrudur diye düşünüyorum. Bu hani Erdoğan'ın bir temennisi, yani kendisi burada şey demiyor, adaletli davranıyorum demiyor zaten. Daha adil bir dünya mümkün diyor. Mücadele birazcık daha diyor. Korkmayın. Siyaseten diyor en azından. Seçimle beni gönderin. Daha adil bir dünyaya gözünüzü açın diyor. Ertuğrul Savaş'a itibaren. İnşallah, inşallah. İnşallah. Peki komutanım, medya ödülleri verildi. Şimdi Erdoğan diye başladık. Erdoğan diye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı künyesinde. Verilen ödüller de işte Hilal Kaplan'a yılın kitabı ödülü verilmiş. Yani Erdoğan'ın kitabı varken Hilal Kaplan'a bu verilmiş. Kitabın yazarı mı Hilal Kaplan acaba? Ben onu anlamadım çünkü konuyla vakıf değilim. Abdülkadir Selvi'ye yılın köşe yazarı ödülü verilmiş. Fahrettin Altun'a da yılın iletişim ödülü verilmiş komutanım. Şimdi ben önce şunu sormak istiyorum. Ya bunların zaten hak ettiğine inanmıyorum bu ödülleri de. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bir ödülse bunu Erdoğan cebinden mi verdi? AK Parti bir bütçesinden mi verdi? Yoksa halkın bütçesinden mi verdi? Yani kendi bütçesinden, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden verdiyse şu an için söylüyorum. Halkın belki de %65-70'inin desteklemediği bir iktidarın iktidar partinin, ittifakın iktidarda olduğu bir ortamda benim paramla gidiyor başkasına veriyor. Bu kul hakkı değil mi? Yani buna da bir açıklama yapabilir. Yani bu ödüllerin kaynağı nereden geliyor sizce? Maddi şeyi yani. Ya elbette ki senin benim cebimden bunların eline attığı görülmüş müdür? Yani bunlar devleti yani çayın şeyi olarak, olarak görüyorlar zaten. Kahveyi ise daha teker dağıtıyormuş ama. Sayın avukatım. Onun parasıyla. Sayın avukatım. Hani bir laf var ya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. Bu da öyle. Adamlar hortumu milletin kesesine ya da devletin hazinesine dayamışlar. Hortumun diğer ucu da nerede? Yandaşlarda. Yandaşlarda. Bu belediye seçimlerinden, evet, belediyelerin el değiştirmesinden sonra bunu zaten bir kısmını gördük. Bir kısmı da ortaya çıkıyor. Adamlar devletin hazinesine kamyonu dayamışlar. Kamyon kamyon oradan yandaşlara para aktarıyorlar. Elbette bunlar senin benim param. Haram, zehir, zıkkım olsun. Bunlar gazeteci falan değil, gazeteci değil. Bunların hepsi gazeteci, gazeteci. Ya bu bir oyun. Hani ağam bizimle eğleniyor diyor ya. Tayyip Erdoğan da milletle eğleniyor. Diyor ki bir ödül verelim, bizim arkadaşları çağırın, hepsine ödül verelim. Bu adam cumhurbaşkanı falan değil. Tayyip Erdoğan, sen cumhurbaşkanı falan değilsin. Sen ancak AKP ve yandaşlarının başkanısın. Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz. Böyle bir efendime söyleyeyim devlet yöneticiliği olmaz. Sen milletin kesesinden kendi yandaşlarına, ona buna Abdülkadir Selvi dediğin adam kim ya? Kim? Yani birkaç laf söylemek istiyorum da işte o zaman suç olacak. Yani bunlar adam mı ya? Adam mı Hilal Kaplan dediğin kimdir ya? Kimdir? Şöyle bir olabilir mi bu komutanım? Yani Hilal Kaplan medyada en çok pelikancılar denilen bir çetenin varlığından söz ediliyor ve bu çetenin başındaki kişi ya da başındaki kişinin eşi olarak biliniyor. Erdoğan Hilal Kaplan'a bu ödülü vererek hala bu pelikancılar denilen çetenin şeyinde mi? Arkasında mı duruyor? Bunun bir mesajı mı acaba? Elbette, elbette. Yani şimdi o az önce söylediğin adamın suratına kürekle vur dedim ya. Evet. Tayyip Erdoğan'ın haberi yok ya. Erdoğan'dan habersiz bir şey olur mu ya? Ondan habersiz bir şey olur mu? Öyle bir şey varsa da, o pelikan melikan hikayesini ben çok şey yapmıyorum da, öyle bir şey varsa da bunun arkasında da onlar vardır. Onun da bir hesabı vardır. Ondan da bir şey yapmak istiyorlardır yani. Öyle bir şeyin varlığıyla. Adamlar istediği gibi koşturuyor, istediği gibi yapıyor.
Yani burada milletin tepki göstermesi lazım ya. Hilal Kaplan gelmiş TRT yönetim kurulu olmuş. Yönetim kuruluna üye olmuş. Öbürü bilmem ne olmuş. Bu Fahrettin Altun dediğin adam kimdir ya? Bunun gelmişine geçmişine profesörmüş. Kimsin ya? Ne yapmış da bu profesör olmuş ya? O kadar. Çok fazla profesörlük bilmem ne. Hak ettiğini bilmiyorum. Ama şunu söyleyeceğim kadar... komutanım. Özür dilerim, sözü kestim ama Fahrettin Altun'la ilgili bazı sıkıntılar vardı, iddialar vardı medyada. Örnek veriyorum, Erdoğan'a gazeteci soru soruyor, prompterden cevap veriyor Erdoğan. Yani soru bile önceden hazırlanmış, cevap da daha da önceden demek ki hazırlanmış ki buna uygun bir soru sorulmuş. Ve bu soruyu, cevabı prompterden Erdoğan verirken görüntülendi görüntüsü. Şimdi bu iletişim başkanlığının sorumluluğu mudur bilmiyorum. YouTube'dan Erdoğan bayram tebriği mesajı verirken, uyuyakaldı. Ya insanlık halidir. Uyku problemi yaşadığına dair çok iddialar var zaten. Uyuyakaldı ve o kısım kesilmeden yayınlandı gene. Ve Fahrettin Altun çok eleştirildi. Erdoğan'ın güçsüz gösteriyor, bitmiş gösteriyor gibilerinden. Fakat buna rağmen ona ödül vermeye devam etti. Erdoğan arkasındayım diye bir nevi mesaj vermiş oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Fahrettin Altun'un hala arkasında duruyor Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu görüntülerde Fahrettin Altun suçlu, sorumlu değil miydi? O uyukladığı görüntü vardı ya YouTube'da. Ya çünkü elbette hani askerlikte komutan yapılan yapılamayan her şeyden sorumludur deriz ya. Burada da iletişimle ilgili, evet. Sarayın iletişimle ilgili her şeyden elbette bu adam sorumlu. O zaman niye varsın sen kardeşim? Sorumluluk kabul etmeyeceksen orada da olmaman doğru. Lazım. Elbette o sorumlu. Ama dediğim gibi vardır bunların bir hesabı. Çünkü bunların işine şeytanın aklı ermez. Hani bir hikaye var ya, askerlikle ilgili anlatırlar. Askerler her gün bir köprüden geçiyormuş, rap rap. Şeytan demiş bir gün şuraya bomba koyayım, patlatayım burayı. Tam köprüye gelmişler. Demiş kıt a dur geriye dön. Kafayı yemiş lan demiş, ne oldu? Şimdiye kadar gelip geçiyorlardı. Bugün niye oldu? Yani bunlar şeytana pabucunu ters giydiren adamlar. Vardır bir hesapları bizim aklımızın ermediği. Çünkü bizim aklımız düz çalışıyor. Bizim beynimiz, aklımızda, kalbimizde ne varsa dilimizde de o var. Ama bunların bir tane hesabı var. Vardır bir hesabı, vardır bir şeyleri. Ben şunu diyecektim az önce. Yani Fahrettin Altun kim arkadaş? O İbrahim Kalın bilmem ne, Fuat Oktay bunlar kim? O kadar milli görüş geleneğinden gelen insanlar bilmem ne varken bunlar pat diye gökten zembille oraya inmiş gibi bir anda çıktılar, şeyi tuttular, o mevzileri. Bunlar kim? Vardır bir şeyi, hikmeti, sebebi onların olmasının. Ama Erdoğan da öyle, hani şunu katılmıyorum. Erdoğan öyle kandırılacak, bilmem ne yapılacak bir adam kesinlikle değildir. O hesap kitap yani, işindedir. Erdoğan iyi ama çevresi kötü diyoruz ama yani aslında Erdoğan kötü, çevresi daha kötü. Ya da öyle bir aynen, artık hocam. Aynen. Öyle diyenlere dediğim gibi kürekle vurmak istiyorum. Bir, son bir cümle kurup kapatalım mı komutanım? Evet. Her zamanki şu cümlemizi kuralım. KHK'lılara diyelim ki korkmayın, cesur olun. Korkaklık da bulaşıcıdır. Cesarette korkaklık bulaştırmayı bırakın. Cesaret bulaştırın. Şu sivil soykırımla ilgili yaşadıklarınızı, belgelerinizi, bilgilerinizi korkmayın. Gönderin, bir an önce kitabımızı çıkaralım. KHK TV'yi izleyin, izletin, abone olun. Çok teşekkürler komutanım. Ben de diyorum ki 4-15 Ekim tarihleri arasında Sivri Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonu'nda ve 5-6-7 Ekim tarihleri arasında yine Sivri Cezaevi Duruşma Salonu'nda, Kampüsü Duruşma Salonu'nda Harbiyeli öğrencilerin ve Maltepe 2. Zırhlı Tugay askerlerinin, tutuklu askerler bunlar çoğu, duruşması var. Harbiyelerin tamamı tutuklu o dosyada. İktidarından muhalefetine, medyasından artık sivil toplum kuruluşlarına, aklınıza kim geliyorsa barolara kadar herkesi duruşmayı en azından izlemeye davet ediyoruz. Evet, aynı şekilde ben de davetine inşallah en azından bir iki günde olsa icabet etmeye çalışacağım. Siyasileri de, çok güzel olur. Sivil toplum örgütlerinde tekrar davet ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi günler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalınız. Umarım yayını beğenmişsinizdir. Adalet dolu, aydınlık günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.